Sevgili seyirciler, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz doçent doktor Turhan Özler. Turhan hocam, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bugün çok, önemli konular konuşacağız. Detaylı sorularımız var sizin için. Evet. Hazırsanız, değil mi hocam? Ben de hazırım. Evet. Başlayalım peki. Hocam stres olacak ama şimdi. Yok yok, siz lütfen. Kalça ve diz kireçlenmesinde hastalığın, sıkıntının ilk belirtilerini nasıl anlıyoruz? Size ilk nasıl geliyorlar? Şimdi biliyorsunuz eklemlerimiz bizim rahat hareket etmemiz için dizayn edilmiş. İşte oturmamız, kalkmamız, yürümemiz, hatta koşmamız. Bu hastalarda, bu fonksiyonlarda yavaş yavaş azalma meydana geliyor. Yani ilk önce hastaların ağrıdan önce aslında kısıtlıkları başlıyor. Belli hareketleri yapamaz oluyorlar ama biliyorsunuz biz bazı şeyleri yapamayınca hemen hayatımızı ona göre modifiye ediyoruz, değiştiriyoruz. Fakat daha sonra bu hareket kısıtlıklarına ağrı ekleniyor. İşte ağrı eklendiği zaman hasta bize geliyor. Biliyorsunuz hastayı doktora götüren şey ağrı. Eklem rahatsızlıklarında da temel gerekçe ağrı oluyor. Yani eskisi kadar yol yürüyememek, eski yaptığı hareketleri yaparken ağrı hissetmek. Bu bulgularla hastalar bize başvuruyorlar. Peki ağrı kısmına gelmeden önce, yani ağrıdan şikayetçi olmadan önce hayatlarını kısıtlayan durumlarda tabii ki ne kadar erken gelirlerse herhalde sizler için de hasta için de o kadar iyi. Tabii çünkü... Ama bu dediğiniz gibi hayatımızda çok önemsemeyip hep ertelediğimiz durumlar. Yani şöyle, şimdi hastaların önce hareketleri kısıtlanıyor. Örneğin namaz kılan bir insan artık dizlerinin üstüne çöküp namaz kılamamaya başlıyor ya da sürekli diyelim 5 kilometre yol yürüyorsunuz ama artık 5 kilometre yürüyemez hale geliyorsunuz. İşte çorabınızı giyerken ayağınızı kendinize doğru çektiğinizde artık eskisi kadar rahat giyemediğinizi fark ediyorsunuz. Çömelme sırasında bazı sesler duymaya başlıyorsunuz ama henüz ağrı olmadığı için işte yaşla ilgilidir vesaire deyip geçiştiriyorlar hastalar ve bu şekilde bir müddet devam ediyor. Ancak bu hareket kısıtlıkları arttıkça, eklemlerdeki sürtünmeye bağlı artık ağrılar ortaya çıktıkça hastalar doktorlara gitmeye başlıyorlar. Peki bu şikayetlerle hasta geldiğinde muayene, görüntüleme yöntemleri, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi aslında eklem, hani bu halk tabiri tabii kireçlenmesi, yani tıbbi tanımıyla osteoartrit, bunun tanısı aslında klinik olarak konuyor. Yani muayene ve hastanın şikayetleri bir bütün olarak ele alınıyor. Daha sonra eklem hareket kısıtlıkları belli muayenelerle ortaya konuyor. Ve basit röntgen dediğimiz basit görüntüleme yöntemleriyle bu teşhisi pekiştirebiliyorsunuz. Aslında kıkırdağın bir özelliği var. Kıkırdağın ağrı duyusu yok. Dolayısıyla anöral bir yapı olduğu için, yani ağrı duyusu olmadığı için kıkırdaklarımız tam bitmeden çok fazla bununla ilgili işaret alamıyoruz. İşte hareket kısıtlıklarıyla başlamasının sebebi de bu. Yani siz ağrıyı çok hissetmiyorsunuz ama bir yandan eklemlerde bu aşınma oluyor. Bunun tabii birçok sebebi var, konuşuruz. Ama netice itibariyle hastanın günlük fonksiyonlarının artık kısıtlanması bunun ilk işaretleri ve dediğiniz gibi erken işaretleri. Eğer hasta bu dönemde gelirse belki kireçlenme öncesi yapılabilecek, yani tamamen eklemi kaybetmeden önce yapılabilecek şeyler var ama ağrıyla beraber ve artık fonksiyon kısıtlamasıyla beraber gelmişse o zaman ekleme yönelik bir takım işlemler yapmak gerekiyor. Peki hastalar size gelip danışanların hangi noktada artık ameliyat olması gerekiyor ya karar veriyorsunuz? Şimdi bu rahatsızlığın bir özelliği var. Yani en sık konuşulan konu burada diz ve kalça eklemi olduğu için genellikle hastalar bu şikayetlerle bize geliyorlar. Bu olduğu için özellikle şunu belirtmek isterim. Radyolojik görüntüler, yani filmlerle hastaların şikayetleri her zaman uyumlu olmayabiliyor. Yani bazen hastanın şikayetleri çok ama radyolojik görüntüleri iyi olabiliyor. Bazen de radyolojik görüntü kötü olup hasta iyi olabiliyor. Dolayısıyla nasıl karar veriyoruz? Burada günlük fonksiyonların ne kadar kısıtlandığına bakıyoruz. Örneğin hasta ne kadar yol yürüyebiliyor? Günlük aktivitelerini kendi yapabiliyor mu? Bir çorabını giymek, ayakkabısını giymek, üstünü başını değiştirmek, belli mesafeleri yürüyebilmek, ev içinde fonksiyonunu devam ettirebiliyor mu? Gece ağrısı var mı? Sürekli ilaç kullanmak durumunda mı? Yani öyle hasta var ki devamlı her gün ilaç kullanıyor ve biliyorsunuz bu tür ilaçların böbrek üzerine yan etkileri var.
Yani uzun vadede çok uzun süreli kullanımlarında bazen böbrek yetmezliklerine sebep oluyor. Dolayısıyla biz bunlara bakıyoruz. Yani hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz. Biz hastalara böyle bir durumda bir seçenek sunuyoruz. Yani hasta olabilir ki diyebilir ki ben evde bir köşede oturacağım. İşte gelinlerim, çocuklarım bana baksınlar. Öyle aileler de var biliyorsunuz. O zaman yani bununla ilgili bir ameliyat olma gereği duymayabilir hasta. Ama bazı hasta da diyor ki ben aktif olarak yaşamın içinde olmak istiyorum. Gezmek istiyorum, arkadaşlarımla dolaşmak istiyorum, yürüyüşlerimi yapmak istiyorum, seyahate gitmek istiyorum. Yani aktif olarak bu hayatın içinde olmak istiyorum. O zaman işte bu hastalara biz ameliyat öneriyoruz. Peki bu ameliyatlarda mesela eklemler kesilip çıkarılıp yerine suni eklemler mi ekleniyor? Şimdi burada yanlış bilinen, daha doğrusu doğru bilinen bazı yanlışlar var. Bu söylediğiniz onlardan biri, teşekkür ederim. Bence güzel bir soru bu. Çünkü insanların bu ameliyattan korkmalarının en önemli sebeplerinden bir tanesi, ya acaba ben bütün eklemimi kaybedeceğim, yerine böyle menteşeli metalden işte hani tabiri caizse bütün o kemikler çıkacak ve böyle bir şey mi konulacak? Burada gördüğünüz gibi bu şeffaf görünen yapılar kemik, öyle kabul edin. Hani içerideki implant görünsün diye bu şeffaf. Burada sadece ekleme komşu olan kıkırdak yüzeyleri tıraşlayıp alıyoruz ve yüzeyi kaplıyoruz. Yani bu şunun gibi, hani dişte bir çürüme oldu. Bu çürüme nedeniyle eğer ileri bir çürükse dişinizin kesilip yüzeyinin üzerine kaplama yapılması. Yani aslında protez ameliyatları bu tür ameliyatlar. Yani bu eklemi tümüyle buradan kesip çıkartıp hastanın bütün kemiklerini yerine suni bir metal implant yerleştirmiyoruz. Evet, bir metal implant koyuyoruz ama bu sadece yüzey kaplama şeklinde bir metal implant. İkisinin arasına da bir plastiğe benzer bir yapı yerleştiriyoruz polietilen denilen. Bu da aradaki kıkırdağı taklit ediyor ve kayganlığı sağlıyor. Bu sayede hasta aslında kendi kemik ve ekleminin sadece yüzünü değiştirerek yaşamına devam ediyor. Ve kemik teması da olmadığı için ağrı da olmuyor. Ağrı da bu şekilde ortadan kalkıyor. Evet. Peki bir takım işte yarı protez, tam protez gibi tanımlar var. Evet. Çok kısaca bundan da bahsedebilir miyiz? Şimdi eğer hastanın dizinde, dizin hem iç tarafında hem dış tarafında hem bu ön kısmında kapak kemiğinin arkasında bir eklem bozulması varsa, o zaman buna bir tam protez, yani total diz protezi dediğimiz bir ameliyat yapıyoruz. O zaman bütün bu yüzeyleri temizleyip yerine bir eklem yüzeyi yerleştiriyoruz, tüm yüzeyleri değiştiriyoruz. Yarım protezde ise şöyle oluyor. Mesela bir hasta düşünün, bacaklarında eğrilik var. Yüklenme hep mesela aynı yerden. Evet, belli bir yerden ve sürekli iç kısımdan bir aşınma yapıyor söz gelimi. O zaman dizin diğer kısımları korunduğu için sadece içte bozulmuş olan yüzeyde bir değişiklik yapıyorsunuz. Yani küçük bir implant yerleştirip sadece iç kısımdaki üstteki kemiğin yüzeyini ve alttaki kemiğin yüzeyini değiştiriyorsunuz. Ve bu sayede yine hasta uzun yıllar ağrısız idare edebiliyor. Bu tabii yaşam kurtarıcı bir ameliyat değil, konfor arttırıcı bir ameliyat. Dediğim gibi. Dolayısıyla yani yaşamın içinde olmak isteyen hastalara özgü bir ameliyat yani. Evet. Hayattan çekilmeyecek olanlar. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Bu benim sorum, biliyorum. Hocam bu ameliyatlar ağrılı mıdır? Ameliyat süreci, ameliyat sonrasında evet. Hastalar neler ama yaşar? Ama lütfen bir gerçekten dürüstçe. Bizleri böyle hani şey yapmadan, yani kişiye göre değişir kalıbından çıkarak ağırlı mıdır değildir? Samimi olalım. Samimi diyorsunuz. Olalım. Peki lütfen. Yani. Şimdi şöyle izah edeyim ben size. Biliyorsunuz ayağınıza iğne batsa 3-5 gün bunun ağrısını hissedersiniz. Yani ameliyatın ağrısız olması diye bir kavram yok. Ameliyat ağrısız hale getirilebilir. Yani bu da anestezi vasıtasıyla oluyor. Anestezi bir vasıtasıyla oluyor. Biz bunlarda artık çoklu bir yaklaşımla bir analjezi, yani ağrısızlık uygulamaya çalışıyoruz. Şöyle oluyor. Birincisi, bu hastalarda eğer mümkünse belden bir kateter yerleştirip hastanın belden aşağısını hissetmemesi sağlanıyor. Biz ameliyatı bununla da yapıyoruz üstelik. Yani bir genel anestezi alıp hastanın uyumasına da gerek yok. Biz bu işlemi bu şekilde yapıyoruz. Ameliyattan sonra da o kateteri orada muhafaza ediyoruz. Oradan sürekli olarak ağrı kesici ilaçlar veriliyor. Direkt omuriliğe gittiği için bu ilaçlar ağrıyı tamamen ortadan kaldırıyorlar. Harekete izin veriyor ama ağrıyı ortadan kaldırıyor. Bu şu demek, tuttuğunuz süre içerisindeki bu süre 3 gün kadardır. Yani
ideali 3 gün gibidir. Bu süre tamamen ağrısız geçer. Ha bundan sonra ağrı olur mu? Tabii ki ameliyat olduğunuz bir iyileşme süreci var. Elbette ki ağrı olur ama o ilk birkaç gündeki o şiddetli ağrıyı hasta hiç hissetmez. İkincisi, biz eklem içerisinde bazı enjeksiyonlar yapıyoruz. Bazı hazırladığımız, hani tabiri caizse kokteyller var. Bunların içinde ağrı kesiciler de var, ödem gidericiler de var. Bu sayede eklem içerisinde bunu daha kapatmadan önce eklemi, bunları yaptığımızda da yine ağrısız bir süreç yaşıyor hasta. Bu tabii 3 gün olmuyor. Bu daha kısa süreli oluyor. Bazen anestezi üst taraftan, bacağın üst tarafından bir iğneyle girip buranın hissini veren duyu lifini uyuşturuyor. Bu da yine ameliyattan sonraki güne kadar devam eden bir ağrısızlık ortaya koyuyor. Bu şunun gibi, yani biz şimdi bu ameliyatı yapıyoruz ve bu ameliyatı yaptıktan sonra hasta buraya basıp yürüyor. Yani beyin ameliyatı olup amuda kalkmak ya da safra kesisi ameliyatı olup yerlerde sürünmek gibi düşünün bunu. Yani siz ameliyat sahasının üstünde hastayı yürütüyorsunuz. Çünkü biz ertesi gün hastayı ayağa kaldırıyoruz. Hatta mümkünse aynı gün hastayı ayağa kaldırıyoruz. Bir an önce hareketlensin diye, başka komplikasyonlar olmasın diye. Dolayısıyla burada yapmış olduğumuz işlem sonuçta bir cerrahi. Bunun ağrısı sıfır olacak diyemezsiniz. Bir takım ilaçlarla destekliyoruz yani. Birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi, yani bu hastalar, tabii biz bunları genç insanlara çok yapmıyoruz. Eğer hasta bir romatizma hastası olup erkenden eklemleri bozulmamışsa, romatizmal hastalığı olup ya da bir kaza geçirmiş, eklem çok bozulmuş, buna bağlı erken yaşta yapmıyorsak veya kalça ameliyatları için, mesela çocuklukta kalça çıkığı veya yuva yetmezliği gibi şeylerden erken önümüze gelmemişse, çoğunlukla bu hastalar yaşlı insanlar oluyorlar. Yani 60-65 yaş sonrasında bu ameliyatlar daha çok kayıyor. Bu insanların korktuğu birkaç şey var. Bir tanesi, evet, ağrıdan korkuyorlar, dediğiniz doğru. Acaba çok ağrır mı? Bunu gençler daha çok merak ediyor. Siz de çok genç, evet, olduğunuz yani için bunu çok merak ediyorsunuz. Yaşlılardakilerin kabullenme durumu var, acıya karşı. Evet. Onların korktuğu ikinci şey, sakat kalır mıyım? Bakın, o yaş grubu ölmekten korkmaz. O yaş grubu hasta sakat kalmaktan korkar. Başkasının eline kalır mıyım? Kendi işimi göremez miyim? Esas sıkıntıları bu onların. Dolayısıyla onları bu konuda esas aydınlatmak gerekiyor ki, evet, bunlar iyi ameliyatlar, iyi ellerde, iyi merkezlerde çok başarılı ameliyatlar. Yani bu ameliyatlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 100 yılın en başarılı cerrahi girişimleri arasında gösterilen ameliyatlar yani. Hemen o gün eğer mümkünse yürütmeye çalışıyoruz dediniz. Evet. Peki kişinin normal seyrinde diyeyim, yani evet, kendi yürüme alışkanlığına dönmesi ne kadar zaman alır? Aynı gün yürüyen hasta da var. Ertesi gün, ama mutlaka yürütüyoruz hastayı. Hasta yürüyor. Yapabildiği şey işte lavaboya gider. Kendisi ihtiyaçlarını kendisi görebilir. Bundan da korkuyorlar. Bu yüzden yemek yemeyen hasta var. Yani tuvalete gitmem gerekirse nasıl olacak bu yatakta diye. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde hastaların bir an önce günlük aktivitelerine dönmelerini istiyoruz. Bu günler içerisinde hastanın öncesinde bu ameliyatı ne kadar ertelediğiyle de ilgili olarak bu durum değişiyor. Yani şöyle izah edeyim. Öyle hasta var ki, mesela hastaya deniyor ki, idare edebildiğin kadar et, dayanabildiğin kadar dayan bu ağrılara. Şimdi bu durumda hasta, tabii bu dayanmanın sınırı yok. Biz bir de dayanıklı bir milletiz, yani Türk milleti her türlü zorluğa dayanır, doğru mu? O zaman ne oluyor? Hasta idare edebildiğim kadar edeyim, dayanabildiğim kadar dayanayım derken iyice zorluyor. İyice zorluyor, artık yürüyemez hale geliyor ama bu arada kasları da zayıflıyor tabii. Şimdi siz bu kadar zayıflamış, hiç artık yürümemiş, kaç senedir evde oturmuş bir insanı ameliyat ettiğinizde o hastanın günlük fonksiyonunu kazanması zaman alıyor. Kemik erimesi problemleri, evet, ileri yaşta daha fazla gözüküyor, evet, tabii. Böyle durumlarda nasıl yaklaşıyorsunuz hastalara? Bu hastalarda eğer bir protez uygulaması yapıyorsanız, dolgu maddesine benzer bir şeyle bunu kemiğe yapıştırıyorsunuz. Yani burada bir kaynama, kemikle implant arasında bir kaynama beklemiyorsunuz. Ama kalça protezlerinde, mesela şöyle küçük bir maket üzerinde göstereyim. Evet, bu bir kalça protezi örneği. Yani şöyle bir eklem, şu leğen kemiğiniz, bu çok küçük bir model tabii. Leğen kemiğiniz, işte bu da bacağınız, bacağın yukarıda bağlantı yeri. Bu bir kalça protezi. Burada şunu kemiğin içerisine şöyle yerleştiriyoruz. Yani kemiğin içerisine bir yer açıp
Bunu kemiğin iliğinin içine yerleştiriyoruz. Hastalar soruyorlar, iliğim ne olacak o zaman diye. Bir şey olmuyor. Bunu buraya yerleştirip sıkıca içine gömüyoruz bunu. Burada bu kemiğe kaynıyor. Kemik bunun üzerine sarıyor ve bu artık çıkmaz oluyor. Dolayısıyla 25 sene, 30 sene dayanıyor burada hiçbir sorun olmadan. Eğer hasta osteoporotikse, yani kemik erimesi varsa, o zaman diz protezlerindeki gibi bir yapıştırıcı kullanıyoruz ara yüzey ki hani kemiğin kaynama, onu sarma yeteneği az olduğu için o zaman böyle bir şey neler kullanıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz, ayağınıza teşekkür da sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve sağ hayat sağlıklı güzel. Devam ediyor.